Yani mesela şöyle bir eleştiri olmaz arkadaşlar. Bu olmamış. Sen bu işten anlamıyorsun. E sen çok mu anlıyorsun mesela? Yani izleme kardeşim, izleme. Kimseye ben burada zorla video izletiyor muyum? Hayır. Bu almamış ya eee falan değil arkadaşlar. Böyle eleştiri olmaz. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün farklı bir şey yapacağım. Biraz böyle videolara gelen yorumlar var. Biraz böyle Eleştiriler var, beğenmeyenler var, ee, çok olumlu e, bulanlar var videolarımı. Şimdi bunlar ben birkaç tane örnek topladım ben, yani ona 10 tane örneğim var şu an elimde. Bu 10 örnek üzerinden bir e, soru-cevap gibi olacak birazcık, birazcık da yorumlara toplu bir yanıt. E, bu videoyu çekmemdeki asıl amaç ama yorumlara yanıt vermek değil, onu söyleyeyim. E, şöyle yorumlar geliyor, hani bu almamış, bunu yapamıyorsun, e, işte o işerle yapılmaz falan filan gibisinden. Bunlara toplu bir yanıt vermek için çektim bu videoyu. Çünkü anladığım kadarıyla bu tarz yorumlar gelecek ve gelmeye devam ediyor. Ee, bu böyle hani bence boş yapan bu yorumlara toplu bir yanıtım olsun diye çekiyorum. Bu, bundan sonra da videolarıma gelen o tarz yorumları direkt böyle bu videoyu yapıştıracağım linkini. İnsanlar artık benim bu konudaki fikirlerimi öğrenmiş, görmüş olacak. Neden bu boş diyorum bu yorumlara? Çünkü şöyle eleştirebilirsiniz tabii ki benim yaptığım şeyi beğenmek zorunda değilsiniz. Bunu hep söylüyorum zaten. Birçok platformda da söyledim. Yani ben bu videoları çekmek için bir emek harcıyorum. Karşılığında da bir para istemiyorum. En azından izleyicilerden yani sizden şu anda bir para istemiyorum. Katılı açabilirdim. E i̇şte abonelerime ayrı video çekerdim. Bilmem şunu yapardım, bunu yapardım. Yapmıyorum ben öyle şeyler. Ücretsiz bir şekilde içerik üretiyorum. 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Ha ama bu şu demek değil. Ben bunu emek harcıyorum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Siz benim her videomu beğenmek zorundasınız falan diye bir şey yok. Beğenmek zorunda değilsiniz. Ne benim ne de bir başkasının. Bu platformdaki videolarını beğenmek zorunda değilsiniz. Ama eleştirinizi aktarırken bence birazcık kantarı topuzu kaçıyor. Yani mesela şöyle bir eleştiri olmaz arkadaşlar. Bu olmamış. Yani nesi olmamış? Neyini beğenmedin? Onu bir söyle. Ya da sen bu işten anlamıyorsun. E sen çok mu anlıyorsun mesela? Yani biraz eleştirirken biz ne yazık ki bu e, yapıcı eleştiri dediğimiz şeyde çok az yapıcı eleştiri geliyor çoğunlukla gelen eleştirilerde ben bakıyorum mesela. bu almamış. Sen bu işten anlamıyorsun. Sen bu işi bırak filan. Yani izleme kardeşim. izleme Kimseye ben burada zorla video izletiyor muyum? Hayır. İzleyip izlememek kararı kimde? Sizin elinizde. Basın yukarıdaki çarpıya. Kapatın sayfayı. Hadi en kötü dislike verin. Ha, beğenmediğiniz bir tarafın varsa da o şekilde ifade etmeyin. O doğru değil. Ben bunu her platformda da söylüyorum. Eleştirilir tabii ki benim de videom eleştirilir. Herkesin videosu da eleştirilebilir. Ama eleştirirken birazcık böyle hani yapıcı olmak, neyin nasıl yapılabileceğini, daha iyi nasıl olabileceği konusunda fikir üretmek gerekiyor. Yoksa bu olmamış. Öyle bir eleştiri yok. Onu kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de. Açık söyleyeyim. Böyle eleştiri yapmaya devam edenler başka kanala gitsin. Benim kanalımı izlemeyin kardeşim. Zorla izletmiyorum ben kimseye. Para da vermiyorsunuz bana. Hani bu videoları yaparken al Özgürcüm 100 lira vereyim de şu videoyu yap demiyorsunuz. Tamam. O zaman ben burada istediğim gibi video çekerim. Siz de beğenmiyorsanız izlemezsiniz. Bu kadar basit. Şimdi yorumlara geçeyim. Birazcık o yorumlar üzerinden de anlatayım. O zaman belki daha net anlayacaksınız ne demek istediğim veya niye kızdığımı bu kadar. Şimdi blackout perdelerle ilgili ben bir video çekmiştim. Onunla ilgili bir arkadaşımız yazmış. İsimlerini burada söylemeyeceğim ama videoların altında var. Merak eden gidip oralardan bakabilir. Şimdi diyor ki arkadaş... Blackout ve Dimout arasındaki farkı öğrenmenizi tavsiye ederim. Gerçek blackoutlarda beyaz renklerde de ışık geçirmez. Koyu renklerde ışık getirmemesi ya da geçirmemesi demek istemiş. Blackout demek değildir. Gerçek blackoutlar 3 pas ya da 4 pas proof olmalı. Isı, ışık ve ses geçirmemezlik istenmelidir demiş. Şimdi bu tarz yorumlar geliyor bana. Şimdi burada mesela çok teknik bir şeyden bahsetmiş. Arkadaş muhtemelen perde satıcısı bu. Hatta ben ona dedim hani sen çek o öyle bir video. Ben de dedim bu açıklamanın linkini senin videonun linkini koyacağım. Bakalım çekebilecek miyim? yani. Ki baktım kanalında da bayağı video var bunu, bu yorumu yapan arkadaşın. Eyvallah. Şimdi oradaki sorun şu. Onu, ona da uzun uzun yazmaya çalıştım. Şimdi ben burada bir konuyu anlatırken herhangi bir konudan bahsediyorum. Burada tıraş videosu olabilir. işte video kamera ışık videosu olabilir. Veya ben böyle hırdavat, tamirat, tadilat işlerini seviyorum. O tarz videolar olabilir. Ortalamaya göre anlatıyorum ben. Çünkü neden? Şimdi bu işlerin arkadaşlar takdir edersiniz ki örneğin bir kamera. Şu an benim kullandığım kamera 10 bin lira. 50 bin lira da kamera var. 100 bin lirada kamera var. Şimdi ben sana 100 bin lira anlatırsam burada benim takipçi kitlem, benim hedef kitlem o 100 bin liralık kamerayı almayacak. Ben de almayacağım mesela. O yüzden anlamsız bir anlatım olur. Zaten 100 bin liralık kamerayı alacak adam bu videoyu izlemez. O yurt dışından izler distribütörüne gider sorar bilmem ne. Yani benim videomu izleyip de aa tamam çok güzel Özgür 100 bin liralık kamerayı test etmiş ben de gidip bununla demeyecektir. Çünkü o seviyedeki insanlar zaten ...çok daha farklı bilgilere sahipti. Şimdi buradaki örnekte de öyle. Yani blackout'u ben şimdi... ...dim out'u varmış bilmem misli... ...ben bilmiyorum bunları... ...ve bilmeme de gerek yok. Çünkü ben ne yapıyorum? Şu anda ben video çekiyorum. Gündüz çektim perdeyi. Blackout diye bir perde aldım. Ucuz yollu bir şey bu. Tabii ki bunun %100 ışık geçirmeni... ...ses geçirmeni bilmem ne yapalım... ...şu su bu su vardır. Isıyı geçirmeni falan filan. Ama benim ihtiyacım olan bu. Yani şu ortamda çekeceğim video için... ...o kadar yetiyor. O yüzden belli bir hedef kitlesine göre çekmek zorundayım ben anlatmak zorundayım. Ya da benim belirlediğim hedef kitlesi bu. Çok daha profesyonel isteyenler zaten beni izleme, izlemezler. Çünkü onlar benden daha fazla biliyordur. Benimse ihtiyacım bu kadar olduğu için ben bu kadar anlatıyorum. Yoksa o hani her konuda böyle dibine kadar anlatmaya kalkarsak o işin sonu yok. E, basit bir örnek daha vereyim. Ben zımpara makinesi inceledim. El zımpara, üçgen zımpara. Şimdi onun o makine 300 lira. 3000 lira da var öyle makineler. Yani ama o makineyi ben marangoz değilim kardeşim. Ben evde basit işler yapacağım. Ben yaptım oldu tamam bitti gitti. Benim için o kadar. Ama marangoza ben o videoyu izletsem mi de o marangoz o ürünü istemeyecektir. Çünkü onun işini görmüyor. Ama benim işimi görüyor. Biraz böyle bakmak lazım videolara. Onu da altın özellikle çizeyim. Bu yorum fena bir yorum değil. Ama biraz böyle ukulaca giriş yapmıştı arkadaş. Sen çek senden izleyelim dedim. Tamam dedi bakalım bekliyoruz çıktığı zaman. Ko koyacağım oraya linkini açıklamaya. Şimdi. Bir diğer, e, burada mesela yapıcı bir yorum, bu güzel bir örnek. Özgür Bey, bu elinizdeki alet günlük veya iki günlük sakallar için tasarlanmış bir alet. Sizin en az bir haftalık sakalınız var gördüğüm kadarıyla. Bu nedenle kötü eleştirilerinizi doğru bulmadım. Bir veya iki günlük sakalla tekrar denerseniz daha çok memnun kalacağınızı sanıyorum. Saygılar demiş. Böyle. Ya bakın, aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Dediğim gibi, benim ya da bir başkasının videosunu beğenmek zorunda da değilsiniz. Adam demiş ki, sen böyle yapmışsın ama bak böyle yapsan daha bit. Bakın alternatif yani yapıcı eleştiri böyle bir şey. Yoksa bu almamış ya ee, falan değil arkadaşlar. Böyle değil. Böyle yorum böyle eleştiri olmaz. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Kimseye de bugüne kadar ben öyle yorum yapmadım. Yani, bu böyle olmamış. E tamam nasıl olsun o zaman? E olmamış. Böyle bir yorum eleştiri yok. Bu eleştiri öğrenmemiz lazım. Arkadaş güzel söylemiş. Bu tıraş makinesi içinde bir Arcomen 2 Pro'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onun için gelen bir yorum. Deneyeceğim bu dediğini de bu arada. Bu da güzel bir yorum. Bu, bu sefer pozitif diye koydum bunu. Özgür abi tıraş videolarını severek izliyorum ve takip ediyorum. Bence tıraş videoları ve diğer videoların çok güzel. Böyle güzel video yapmanı ve devam etmeni temenni ediyorum. Keyifli tıraşlar dilerim Özgür abi demiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşa. Şimdi bir, bir, arkadaş daha var işte demiş ki ya ne boş konuşmuşsun ya ne uzatmışsın be böyle uzun bir şeyle yazmış. İşte bu böyle eleştiri olmaz. Yani boş konuşmuşum kime göre neye göre. Bir şey anlatıyorum ben orada. Belki bu videoda aynı şeyi söyleyeceksiniz. Boş konuşmuşsun. İzleme kardeşim. Bu kadar basit yani izleme. Kimseye ben zorla video izletmiyorum. Devam edelim. Abi şiddetle hiç tıraş olmam ama samimiyetin sohbetin çok güzel. İzletiyorsun kendini. E bak ne güzel. Yani fikrini, yorumunu yapmış. Tamam. Teşekkür ederim. Devam edelim. Şimdi bunun biraz garip bir <laughs> yorum olduğu için bu Powerline cihazlardan bahsetmiştim. ben. Yani elektrik katında internet taşıyan. Onlara gelen bir yorum bu. Elektrik hattı üzerinden hangi prensibi taşıyor falan falan böyle bir sürü uzun uzun sormuş. Yani şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, bu bilmem ne bilmem ne filan. Yani bu anlayamadım ben ne, ne, neden sorduğunu. Taşıyor işte sonuçta o kadar detayına az önce anlattığım gibi. Yani o detayı benim anlatmam anlamsız yani. Elektrik hattından nasıl taşıyor? Ya taşıyor işte yani takıyorsun taşıyor. Şu anda konumuz o değil yani aslında. Yani burada sorulması gereken soru ya da bana sorulacak soru bu değil. Çünkü benim uzmanlığım bu değil yani. Veya onu anlatmanın da bir manası yok ki. Bir soru canlı yayında yapabilir misiniz gidiyor. diyor. Tıraş videolarından bahsediyor. Yapabilirim çünkü tıraş videolarını ben zaten Canlı bir şekilde yapıyorum. Yani bir başlıyorum bitene kadar tek parça video çekiyorum. Sadece videonun içinde böyle çok yanlış bir şey söylersem işte ismini yanlış söyleyebiliyorum bazen ürünü. Bazen başka bir şey olabiliyor. Telefon çalıyor, kapı çalıyor bir şey oluyor bir şey oluyor. Çünkü evde çekiyorum tıraş videolarını mecburen. O yüzden oralarda bazen böyle bir ufak tefek dokunuşlar oluyor. Onun dışında kes yani şeyi yok. E tek seferde tıraş oluyorum kapatıyorum videoyu. O şekilde canlı yanında da yapabilirim. Siz de yapmamı isterseniz yorum yazın. Belki de yaparız bir gün. Şimdi burada mesela boş yorumlardan bir tanesi. Yazıcı anlatıyorsun keşke bir baskı alsaydın da kalitesini görsek telefon anlatıp telefonu açmamaktan farkı yok demiş. Şimdi bir kere yazıcı anlatmıyorum ben orada. Neden aldığımı anlatıyordum. E, Epson'un bir modelini almıştım yazıcı. O da bayağı izlendi o videoda. E, yazıcı testi değildi o aslında. Neden aldığımı anlatıyordum. işte. wi fi var işte tüplü işte tanklı falan filan. Onları anlattığım bir videoydu. Bir de yani yazıcının nesini baskı alacağız arkadaşlar. Yani bugün 300 liraya aldığınız bir yazıcı da baskı güzel baskı alır. 5000'ini aldığınızda güzel baskı alıyor zaten. Yani o belli bir kalite yakalandı. Hani B sınıfı bir otomobil alıyorsunuz. Sundukları 3 aşağı 5 yukarı aynıdır artık. Hani bunun yani araba gidiyor mu? E gidiyor işte yani hani Yani veya baskı alıyor mu? Alıyor işte yani baskı alıyor. Ben onu anlamadım yani. Bu birkaç kere daha geldi bu ama yazı zincirlemesi olmadığını bir kez de altını çizeyim. Bir sonraki soruya geçelim. Sondan bir önceki soru bu. Şimdi bu da çok bu da bu tarz çok da geliyor. Şimdi demiş ki arkadaş 8100 rakak. Değil de rakam diyecek herhalde değil sayıdır. iyi günler. Şimdi mesela şöyle bir sorun var. Şimdi mesela burada ben video çekiyorum değil mi? Bu video diyelim ki 15 dakika sürdü. Yahu 15 dakikada illaki bir e, hata yaparız. Çünkü ben spontan çekiyorum bu videoları. Şu anda nasıl ki karşımda biri olsa nasıl konuşursam kamerada öyle konuşuyorum. Bir hani promptur falan yok şurada. Yukarıda bir yerlerde hani benim baktığım okuduğum böyle böyle bir promptur yok. Ben bunu gerçek zamanlı çekiyorum ve spontan çekiyorum. Şu anda ne anlatıyorsam şu andaki beynimden gelenleri doğrudan ağzımdan çıkıyor şu anda. Herhangi bir bir yerden okuma bir şey yok. E tabii ki böyle bir çekim yapınca hani bazen kelimeyi yanlış söylersiniz, bazen bir işte e, harfi yanlış söylersiniz, ikiye 3 dersiniz, 5'e 6 dersiniz olabilir. Bunlar oluyorlar. Mümkün mertebe ben, ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Öyle hatalar olduğu zaman siliyorum, yeniden söylemeye çalışıyorum mesela ama bazen gözden kaçabiliyor. 8100 rakam değilmiş. Teşekkür ederim. Bunu da öğrenmiş olduk. Umut Unutmayın arkadaşlar 8100 rakam değil sayıymış. Devam edelim. Şimdi bu arkadaşa da ben bir yorum yazdım hatta. Kardeş videonun içeriği boş. Ampul tanıtıyorsun. Üç girişi var diyorsun. Ne çalışma amper bilgisi var. Ne watt bilgisi var. İçerik boş. İşte bu boş. Boş. Asıl boş bu yani. Şimdi dedim ki şöyle bir durum var. Bu ampul otomobillerde kullanılan ampullerden bahsediyorum. Özellikle hani iç aydınlatmada falan işte tavan lambası bilmem fren lambası falan filan. Orada genelde böyle 5 tane 10 tane hatta 20'ye yakın farklı hani markaya ve modele göre değişen türde ampul var. Şimdi orada ben genel olarak anlattım. Bu arkadaş işte vatından bahsetmemişim de bilmem ne de. Dedim ki ben de o zaman sen çek. 20 tane ampulü al çek anlat bakalım vatını girişini bağlantısını. Ben izleyeyim. Ya işte ben çeksem öyle çekmem de bilmem ne de falan ama ortada bir şey yok. Zaten bu tarz yorum yapanların %99'u hiçbir şey yapamıyorlar. Hani sen yap dediğin zaman kalıyor. Çoğu zaten cevap da vermiyor bu arada. Verenler de işte ben yapmam da bilmem. Yap o zaman. Yap. Buyur abi. Ödül meydan. Ben yapmışım. Sen eleştiriyorsun. Tamam. Eyvallah. Eleştirebilirsin. Buyur o zaman sen yap. Hadi yap. Yap da görelim mesela. At bana linkini. Ben de paylaşayım. Yani... Bu tarz yorumlar doğru değil. Açık söyleyeyim. Hani o olmamış, boş yapmışsın. Sen bu işten anlamıyorsun. Geliyor, gelmeye devam edecek. Ben de sırf onlara inat olsun diye bu videoyu çekiyorum. İzlesinler, görsünler. Bu konudaki fikrim budur. Boş yapmayın arkadaşlar. Boş yorum yazmayın. Beğenmiyorsunuz kapatın. İzlemeyin. Dislike verin. Hadi en kötü. Eleştiriniz bir taraf varsa da düzgün bir şekilde ifade edin. Söyleyin. Ben de onu düzeltmeye çalışayım. Eğer Öyle sizinle aynı fikirde düşünüyorsam. Ki çok da videoda ben düzelttim bunu bu arada. Bir sürü şeydi ben hani e, izleyiciden gelen yorumlara göre işte şöyle yapmasan daha iyi olur, böyle yapmasan daha iyi olur gibi şeyler. Çok pozitif yorumlar da geliyor. Burada şimdi kızıyorum belki ama hani hep böyle yorum da gelmiyor. Ama hani bundan bir tane gelince insanın morali bozuluyor. Söylediğim gibi ben hep pohpohlayın beni, hep beni övün. Ay işte Özgür Bey harikasınız, muhteşemsiniz. Sizden dünyada bir tane var falan. Öyle kafada da birisi değilim ben. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz hasbelkader bir yerlerde bir iz bırakabiliyorsak, yani birilerinin hayatında bir şeyleri dokundurabiliyorsak, bir fayda sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Hani bunun dışında ben böyle buradan köşeye döneyim, muhteşem bir insanım, aman dünyayı kurtarıyorum falan gibi bir havam yok. Ama yorum yaparken de lütfen birazcık daha böyle saygılı olmak, biraz daha yapıcı olmak bence çok çok önemli. Ve bunu yapalım. Gerçekten de bunu istiyorum ben. Eleştirin, eyvallah. Beğenmek zorunda değilsiniz. İzlemeyin eğer beğenmiyorsanız ama yorum yazarken özellikle de eleştiri de yani yapıcı eleştiri tarafında beğenmediğiniz şeyleri söylerken lütfen biraz daha yapıcı olalım. Ve bunu sadece ben YouTube video için söylemiyorum. Başka konularda da böyleyiz biz ne yazık ki. Yani biraz daha yapıcı ol, yapıcı eleştiri yapmayı bilmiyoruz biz. Çok yıkıcıyız. Hu hu yani yıkalım. Yıkalım. Ya yıkmayın. Daha iyisini yapmak için ben de elimden geleni yapıyorum. Yani okuyorum o yorumları. Acaba diyorum bende bir sorun mu var bir sıkıntım var bir eksiklik mi var? Hepsini değerlendirmeye çalışıyorum yoksa hani böyle aman ya siz ne anlarsınız bu işten sen kaç yaşında çocuksun ben şu yaştayım bu yaştayım havasında da değilim yani. O yüzden ne yapıyoruz lütfen yapıcı eleştiri tarafında kendimizi geliştirelim. Bir şeyi beğenmiyorsak alternatif sunalım diyeyim ki bak böyle değil de şöyle yapsan daha iyi olur gibisinden ki öyle yorumlar da çok bu böyle teşekkür ediyorum onlara kendimi geliştirme açısından çok fayda sağlıyor. O bakımdan bundan sonra böyle istiyorum ha. Boş yapacaklar devam edecektir. Onların tedavisi yok ne yazık ki. Onlar çok biliyorlar, her şeyden anlıyorlar, her şeyi mükemmel yapıyorlar. Hiç hatasız, eksiksiz. Bizim gibi sıradan e, fanilerse bir sürü hatamız var. Kusura bakmayın biz de böyleyiz yani yapacak bir şey yok. O yüzden öyle yorum yapanlara bu videoyu direkt linkini yapıştıracağım. Bunu izlesinler. Ondan sonra yine yorum yapmaya devam etsinler. Kendileri bilir. Kafanızı şişirdim kusura bakmayın. Böyle kendi bir durum söz konusuydu. Bu tarz yorumlar çok da geliyor ve gelmeye de devam edecek. Onu anlıyorum. O yüzden onlara cevap olsun diye bu videoyu hazırladım. Farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Arkada yazıyor bak. Şurada. Şurada bak 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 şurada. Biraz flu görünüyordur muhtemelen ama. Kanala abone olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.